Sevgili arkadaşlar, ben Ankara'ya dair de birkaç bir şey söyleyeyim. Konuşmamı bitireceğim. Ankara'ya dair söyleyeceğim şey şu. Ankara'da bir savcılık yarışı başlamış. Ankara'da bir milliyetçilik yarışı başlamış. Ve maalesef partiler kendi parti tüzüklerinde yazılanlar değil de işte sağ popülizmi taklit ederek, birbirlerini taklit ederek ve ilahiye belediyeciliğini taklit ederek seçmenler kuyusturuyorlar ve kenti yönetmeye talip olduklarını sürüyorlar. Tam da buna karşı biz bir toplumcu yerel yönetim anlayışımızla, yerel demokrasi anlayışımızla aslında alternatif olduğumuzu söylüyoruz. Gerçek anlamda bir son alternatif olduğumuzu da ortaya koyuyoruz. Gülten Kışanak ve Dacizane ben bu konuda hakikaten bir sol seçenek olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu anlatıyorum her fırsatta. Ve Ankara halkının da tercihini bizden yine yapması gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Siyasi yarışın genelini görmüştük. Yerelde de bunun çok farklı olmadığını görüyoruz. Hatta genelde elde edilmiş olan tırnak içerisindeki başarının iktidarın yetmezliğinin yerelde nefes aldırmama politikası üzerinden yeniden örgütlendiğini görüyoruz. Yani dışta bırakılanlar, işte o eşitsizliğin negatif tarafında olanların bu dengeyi değiştirebilmelerinin tek yolu eşitsizliğin olduğunu gösterecek bir dil ve mücadele altında olmaları ve eşitlik talebiyle ortaya çıkmaları. Ama eşitlik talebi şöyle bir talep değil. Yani biz dışlanıyoruz değil, adalet istiyoruz. Ve ben Gülten Kışlanan son iki konuşmasında da, Özgürtürk'ün referans yaptığı iki konuşmada da bu dışlanmanın, dersizleştirmenin, düşmanlaştırmanın özel olarak aslında tüm yurttaş haklarından soyulmuş, bir anlamda yurttaşlıktan çıkartılmış bir anlamda. Çünkü bir tuhaf bir durum var, şimdi biraz onu konuşacağız. Yani seçme ve seçilme haklarının önemli bir kısmı elinden alınmış. Propaganda yapma, konuşma, yazma, çizme hakları elinden alınmış. Yani özgürlükten özgürlüğü kısıtlanmış, engellenmiş bir kişinin, yani Gülten Kışanak'ın aynı zamanda aday olarak olduğu bir seçim var. Şimdi bu tabii bir yani bir acayipliğe işaret ediyor bir yandan ama bir yandan yeni rejimlerin karakterine işaret ediyor. Nerede bir fırsat eşitliği yok. Hocamın söylediği gibi mış gibi bir takım durumlar var. Daha önce ne oldu? Selahattin Demirtaş da tutukluluğu süresinde aday olabildi. Fakat TRT'de tabii ki hem cezaevinde olduğu için hem de önüne engeller konduğu için o artık kanuni mecburiyet olan, zorunluluk olan propagandaya ayrılan süre var ya, orada TRT çok ironik, sarkastik, güzel bir gönderme yapmıştı, hatırlayacak olursanız. Hani bana 0 dakika ayırdığınız için size teşekkür ederim diye mealen. Şimdi bunun başka örneklerini biz tekrar görüyoruz. Bir kere seçilenlerin, yani bizlerin yükümlülüğümüzü, sorumluluğumuzu yerine getirip, sandığa gidip, oy atarak seçtiklerimizin keyfi bir şekilde görevden alınması birçok açıdan hak ihlali. Yani her seçme biraz daha az tecrübeli ya da sıfırdan tecrübe kazanmak durumunda olan örgütlerle girmek zorunda da kaldı. Kürt siyaseti ve onun içinde barındıran HDP, işte şimdi DEM Parti falan. Yani bu sistematik bir takip, sistematik bir bozgun girişimi. Aynı zamanda Gülten Kışanak mesela tamam aday oluyor. Kanunlar orada tanınıyor gibi yapılıyor. Fakat bir haberde gördüm ya da savunmasında mı vardı? Aday, yani seçim kampanyası için fotoğraf çektirilmesine bile izin veriyor. Şimdi bütün bunların hepsi
Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek kadar önemli hak ihlali. Şimdi Gülten Hanım'la herhangi bir şekilde ilgili bir meseleden ötürü herhangi bir şey yapıyor olmak insana onur verir. Çünkü o sahi herhangi bir siyasetçi değil. Buradaki herkesin onun hakkında gerekli her şeyi bildiğini tahmin ediyorum. Yani hayatını nasıl geçirdiğini, nelere maruz kaldığını ve yaşadıklarıyla şimdi bizim topraklarımızın insanlarının da nereden olursa olsun ortak yönleri var malum. Ama Gülten Hanım ender rastlanır bir takım hasletlere de sahip bir insan. Yani başından geçmiş onca şeye rağmen hareketlerine kinle yön vermeyen, başka bu tarz duyguların esiri olmamış, ne yaptığını her zaman çok iyi bilen, her zaman bütün her şeye rağmen nazik olan falan özel biri yani. Benim şahsen çok saygı duyduğum biri. Hele siyaset yapan insanlar arasında istikrarlı olarak bu tavırda olan çok fazla insan tanımıyoruz. Gülten Hanım. Yani nadirdir, evet. Yani bizim siyasetini sevdiğimiz insanların çoğu da bütün bunları beceremez. Ama onda bu hasletler var. Hepimizin, yani benim de etrafımda yakın çevremden bildiğim bir sürü insanın da zaman zaman imrenerek, zaman zaman kıskanarak izlediği biridir. Yurttaşlar olarak, seçmenler olarak